Mart ayı başında toplanması planlanan Kıbrıs konferansı öncesi çalışmalar yoğunlaştırılıyor. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Bartı Ay de Atina'dan sonra Türk yetkililerle müzakerelerde bulunmak için Ankara'ya gidiyor. Birleşmiş Milletler Basın Sözcüsü Alim Sıdık Kıbrıs Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada Ayden'in yarın ve bir sonraki gün Ankara'da Türkiye Dışişleri Bakanlığı yetkilileriyle temaslarda bulunacağını söyledi. Bu arada Kıbrıs'ta iki toplumun müzakerecileri Andreas Mavroyanis ile Özdil Nami devam eden müzakere süreci çerçevesinde yarın bir araya gelecekler. İki toplum lideri de gelecek Perşembe günü görüşecek. Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, komisyonun Kıbrıs sorununun çözümü için Birleşmiş Milletler gözetimindeki müzakereleri hem siyasi hem de teknik düzeyde destekleyeceğinin güvencesini verdi. Avrupa Parlamentosu üyesi Dimitris Papadimoulis ve Dagis Hacıgeorgiou'nun ortak mektubuna yanıt veren komisyon başkanı, komisyonun müzakere sürecine desteğini vurgu yaptı ve Kıbrıs sorununun kısa sürede çözülmesi dileğinde bulundu. Avrupa Parlamentosu'nun iki üyesi mektuplarında Avrupa Birliği'nin Kıbrıs sorununda daha aktif rol oynamasını talep etmiş ve Kıbrıs sorununun ulusal bir sorun olmanın ötesinde bir Avrupa sorunu olduğuna dikkat çekmişlerdi. Papadimoulis ve Hacıgeorgiou Kıbrıs sorununun çözümünün özel olarak duyarlı coğrafi bir alanda güvenlik ve istikrarın oluşumuna katkı sağlayacağına da atıfta bulunmuşlardı. Kıbrıs'ı Türk lider Mustafa Akıncı'nın basın sözcüsü Barış Burcu yaptığı yazılı açıklamada Kıbrıs sorununun temel çözüm ilkelerinden birinin Kıbrıs'ı Türklerin güvenlik ve özgürlüğüyle birlikte siyasi eşitliği olduğunu belirtti. Siyasi eşitliğin tartışmaya açık olmayan unsurlarının Kıbrıs'ı Türklerin karar alma organlarına sonuç alıcı katılımları ve dönüşümlü başkanlık olduğunu ifade etti. Kıbrıs Rum toplumunun artık bu konularda gerçeklere hazırlanması gereğine işaret etti. Kıbrıs Rum tarafının Kıbrıs'ı Türklerin siyasi eşitliğinin ve karar alma organlarına sonuç alıcı katılımının olacağı federal çözüme hazırlanması yolunu açacak bir tavır takılmadığını üzülerek gözlemlediklerini dile getirdi. Siyasi eşitliğin ve Kıbrıs'ı Türklerin özgürlüğü ve güvenliğinin olmayacağı bir anlaşmayı Mustafa Akıncı'nın imzalayıp referanduma asla götürmeyeceğini belirtti. Hükümet ve Kamu Memurları Sindikası 2017-18 dönemi için kamuda maaş artışlarında düzenlemeleri öngören bir anlaşma imzaladılar. Anlaşmayı Maliye Bakanı Haris Georgiadis ve Kamu Memurları Sendikası Genel Sekreteri Glafkos Hacıpetru imzaladı. Anlaşma, Kamu Memurları Sendikası'nın da katılımıyla kamuda gayri safi yurt içi hasıladaki büyüme oranını geçmeyecek, maaş artış oranını belirleyecek bir mekanizmanın kurulmasını öngörüyor. Taraflar bu arada 2017-2018 yıllarında genel maaş artışı yapılmaması konusunda da anlaşma sağladılar. Şu ana kadarki veriler temelinde mekanizma yıllık barem içi artışların verilmesine müsaade ediyor. Buna ilaveten kamuda istihdamın artmaması amacıyla yeni işe alımlar ve terfilerin dondurulmasının süresiz olarak devamı için bir yasa tasarısının ileri götürülmesi konusunda da taraflar anlaştı. Bu anlaşma temelinde kamuya yaklaşık 5 milyon 500 bin euro ek yük getirecek ek mesailerin hesaplanması ve vardiya ödeneği konuları yeniden düzenlenecek. Uluslararası Para Fonu Yunanistan'ın borçlarının yüksek düzeyde sürdürülemez olduğu görüşünde. Yunanistan ekonomisiyle ilgili olarak fonun hazırladığı raporun temel noktalarının bugünkü yürütme kurulu toplantısında ele alınması bekleniyor. Elde edilen bilgilere göre raporda faizlerin 30 yıl boyunca %1.5 olarak sabitlenmesi ve Yunan tahvillerinin 2070 yılına kadar uzatılması gibi borcun azaltılması için somut öneriler mevcut. Uluslararası Para Fonu dolaylı bir biçimde emekli maaşlarında tıraşlanmaya gidilmesini de öneriyor. Emekli maaşlarında bugüne kadarki indirimlerin gayri safi yurt içi hasılanın %1'i olarak hesaplandığını belirtirken, emeklilik sisteminin %11 açık verdiğinin altı çiziliyor. Yunanistan'ın uluslararası kreditörleri, Yunan bankalarının yeniden sermayelendirilmeleri için de 10 milyar euroya ihtiyaç duyulacağı görüşünde. Alkollü taşıt kullanılmasındaki artış polisin konuyu ciddi bir biçimde yeniden düşünmesini getirdi. Polis basın sözcüsü Andreas Angelidis, alkol etkisinde taşıt kullananlara yönelik var olan cezaların artırılması yönünde öneriler olduğunu söyledi. Cumartesi pazar günleri alkollü araba kullanıcıları iki ciddi kazaya neden oldular.
Lefkoşa'da Kaymaklı bölgesinde 38 yaşındaki alkollü bir kişinin kullandığı araç 26 yaşındaki bir motosikletliye çarptı. Yapılan alkol muayenesinde araba kullanıcının kanında 200 mg alkol çıktı. Oysa müsaade edilen sınır 20 mg. BAF'ta da alkollü bir kişinin çok büyük bir süratle tehlikeli araba kullandığı tespit edildi. Hükümetin yolsuzluk soruşturmalarında siyasilere koruma getiren kararnamesini geri çekmesine rağmen Romanya'da dün de binlerce kişi sokaklara çıkarak protestolarına devam etti. Bükreş'te hükümet binası karşısında en az 250 bin kişi ve diğer kentlerde de binlerce kişi toplanarak Sorin Gridanu hükümetinin istifasını talep ettiler. Hava yarın genellikle açık olacak. Rüzgar önceleri kuzeydoğu ve güneydoğu yönlerinden hafif ve orta kuvvetli, öğleden sonra güney ve doğu yönlerinden kuvvetli esecek. Hava sıcaklığı iç bölgelerde ve sahillerde 19, yüksek dağlık bölgelerde 10 derece olacak.